Bugün sizlerle yepyeni asıl koleksiyonunu inceleyeceğiz. Beni çok heyecanlandıran bir koleksiyon yine. Dilerseniz şimdi hemen onlara bakalım. Ama her zaman sizin de bildiğiniz gibi önce çekiliş, ondan sonra geliyoruz ve inceliyoruz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere tam 3 tane 8400 VP değerinde Deli Pop skin çekilişimiz var. Tabii ki bu şey anlamına gelmiyor. Ben 8400 VP ile sadece Deli Pop mu alabileceğim? Hayır, istediğiniz her şeyi alabileceksiniz çünkü. Onun haricinde espriyi bir yana bırakıyorum. Sadece 2 tane şartınız var. Birincisi Twitch TV Rain kanalını takip etmek. İkincisi de kanalıma hemen aşağıdaki butondan abone olmak. Çünkü hiçbir şey kaybetmezsiniz. Haricinde 2 tane de ekstra puanınız var. 2 tane Instagram kanalım var. Onlara da katılıp toplam 10 puan değerinde entry hakkınız olacak ve çok daha fazla kazanma şansınız olacak. Bunları unutmayın. Şimdi fazla uzatmıyorum. Bu mükemmel çekilişe katılın. Dilerseniz şimdi yeni karakterimiz üzerinden devam edelim. Şimdi öncelikle bıçağından başlıyoruz. Bıçağı CSGO'daki Talon denilen bir bıçağın aynısı neredeyse. Çekişi olsun, çekiş animasyonu olsun, şekli olsun, şemali olsun. Biraz daha yandan çakması hali, öyle söyleyeyim size. Aslında görünüş olarak güzel, sade bir görünüşü var. Sadece bir tık afillik eklemişler ama tercih edilip üstüne para verilip alınabilecek bir bıçak mı bence asla değil. Ben o kadar hype'lanamadım, ben o kadar yükselemedim bıçağa. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz, siz kendinizi belli edersiniz yorumlarda. Onun haricinde yani Phantom skill'i o kadar güzel ki asilin, o kadar güzel ki yani hani asil Vandal aldığımızda harbiden oynatıyordu ya skin, işte Phantom'da da aynı durum olmuş olacak. Birazdan onlara geçeceğiz, onları göreceğiz hep beraber. Şimdi asil Phantom yani şu geçiş animasyonuna, şu vuruş animasyonuna ve yani özellikle en çok sevdiğim kısmı bitiriş animasyonunda bir tane boğa geliyor. Boynuzuyla havaya atıyor ve BOOM patlıyor. Yani 10 numara olmuş, çok güzel olmuş bu arada. Ki ben zaten asil serisini çok beğeniyordum. Her zaman da çok beğenmişimdir. Çünkü gerçekten ses animasyonları olsun, işte görsel animasyonları olsun, splash atları çok güzel bir skin koleksiyonu. Bunların haricinde yine Deli Pop gibi önce bir skin setini yayınladıklarından sonra bir tane daha skin seti çıkarmışlar. Bunu büyük ihtimalle Ejder'de de göreceğiz bu arada. Yağmacı'da da göreceğiz çünkü Riot itinayla şunu diyor: biz yeni skinler çıkarmak yerine bizim çok tercih edilen skinlerimizi, daha çok kullanılan silahları çıkartalım diyor. Bu çok bariz bir şekilde belli. Yani çok yakında Ejder Phantom göreceğiz ve ben en çok daha çıkmadan bile ona yükseliyorum aslında. Onun için bu kadar heyecanlanıyorum. Her neyse, daha Frenzy'miz var. Onun haricinde Bucky'miz var. Onun haricinde Odin'imiz var. Onlara da bakalım. Sanıyorum bu arada yine diğer asil koleksiyonun renk paketiyle aynı renk paketine sahip olacaktır bu koleksiyonu da. Sadece bıçağı ve animasyonları, yani son bitiriş animasyonu değişiktir diye düşünüyorum. Gerçekten oldukça afilli, oldukça kendini belli eden bir skin. Bu arada diğer silah geçene kadar şundan bahsedeyim size. Sizce bu yeni koleksiyonun, biliyorsunuz ki şu an 3 tane 8400 VP değerinde Glitch Pop skin seti çekilişimiz var. Sizce, bu arada Frenzy'sindeyiz, burada durduracağım çünkü bunu dikkatli inceleyeceğiz. Sizce yeni asil koleksiyonunu, çünkü birçok alamayan genç kardeşim var, birçok alamayan arkadaşım var. Yani katılır mısınız bilmiyorum, ister misiniz bilmiyorum, yorumlarda belli edin. Eğer böyle bir şey istiyorsanız kesinlikle böyle bir çekiliş düzenleyelim. Bambaşka bir çekiliş vardı aklımızda ama hemen buna yoğrulabiliriz, hemen buna yönlenebiliriz. Dediğim gibi bu sizin istekleriniz üzerinden devam edecek. Şimdi Frenzy ile devam edelim. Bunları yorumlarda tartışırız. Frenzy çok güzel ya. Ya özellikle şey detayını çok sevdim. Yani o tam şu ucunda boğa kısmı kafası, bu o kadar tatlı ve güzel bir detay olmuş ki benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ben böyle ufak detaylara bayılıyorum çünkü. Ki yine yani bitiriş animasyonundan asla gözümü alamıyorum bu arada. Olarak Bucky ve Odin kaldı. Hızlıca onlara da geçelim hemen. Bucky'miz bence çok güzel bir Bucky bu arada. Yani yanlarındaki ledleri olsun, o kozmiklik olsun, yine aynı şekilde şu boğa kafası olsun. Gerçekten çok güzel. Sıkışı da çok güzel. Yani Bucky'yi bile oynatır. Öyle bir skin ki bu. Bucky'yle bile deli gibi oynarsınız. Öyle söyleyeyim size.
Onun haricinde son olarak Odin'imiz. Odin'imiz de gerçekten adeta bir tank gibi duruyor. Ben çok sevdim. Çok fazla hoşuma gitti. Yani şöyle bir Odin düşünüyorum da zaten insanlar Odin'i bu kadar fazla kullanıyordu. Şimdi bu Odin'e sahip olan insanlar bunun Nirvana'sına çıkacaktır illaki. Ki bunun hakkında da bir video çekmiştim. Onu da videonun sonuna koyarım. Odin kullanılmaması hakkında. Dediğim gibi böyle bir skin set çekilişi istiyorsanız yorumlarda belirleyin kendinizi. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz daha çok hep beraber eğlenebiliriz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.